İyi akşamlar sayın seyirciler. Haber Ötesi programına hoş geldiniz. Bu akşam size bir müjde vererek başlamak istiyorum programıma. Evet, Doğan Kitap'tan ikinci kitabım olan Zamanı Dize Getirenler çıktı. Bu kitapta örnek alınası hayatlar var. Bu insanların ortak noktaları yaşsız, hatta ölümsüz olmaları. Hayatı bir futbol maçı gibi 90. dakikaya kadar mücadele ederek, performanstan düşmeden iyi oynayarak tamamlamak gerektiğine inanıyorlar. Yaş alıyor ama yaşlanmıyorlar. Geriye bakıp anılarla avunmak yerine geleceğe umutla bakıp planlar yapıyorlar. Son dönemlerin modası anti-aging, yani yaşlanmayı geciktirici yöntemlere itibar edenlere adeta nispet yaparcasına gerçek gençlik iksirinin çalışmak, üretmek, yaratmak, çabalamak, öğrenmek ve öğretmekten geçtiğini kanıtlayan isimler hepsi. Galiba ancak o zaman akan zamana dur diyebiliyor, onu dize getirebiliyorsunuz. Evet, benim böylesine kişileri bir araya getirdiğim kitabımın, yani Zamanı Dize Getirenlerin ilham kaynağı kişiyi bu akşam programımda konuk ediyorum. Kendisine hocaların hocası desek hiç de yalan olmaz. Ve üstelik benim hem hocam hem de bir anlamda hayat danışmanım kendisi. Evet, Sayın Profesör Doktor Nermin Abadan Unat bu akşamki konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hocam, şeref verdiniz. Sizi burada konuk etmek benim için büyük bir mutluluk. Benim için asıl mutluluk hoca olarak senin 3. sınıfta öğrencimken nasıl bir yetenek olduğunu o zaman anlamam ve yönlendirmemin yanlış olmayıp fevkalade başarılı bir yönlendirme olduğunu görmek, vermiş olduğun, yani yapmış olduğun çalışmaların, girişmiş olduğun bütün işlerde çok başarılı olduğunu görebilmek. Yani bu bir hoca için bundan daha, yani kıvanç verici bir şey olmaz. Onun için ben seni kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizden bunları duymak benim için büyük bir onur. Girişte de belirttiğim gibi aslında Zamanı Dize Getirenler kitabında 50'den fazla yaşam hikayesi var. Onların verdiği mücadeleler, o zorlukları nasıl aştıkları ve bütün hayatın zorluğuna rağmen hayata dört elle sarılan, belirttiğim gibi yaş alan ama asla yaşlanmayan ve gerçek anlamda gençlik iksirini kendi yaşamlarına göre kotarıp içen kişiler bunlar aslında. Ama siz özel ve ayrı bir yere sahipsiniz. Çünkü yaşamınıza baktığımda büyük bir hayranlık duyuyorum. Ve hep istiyorum ki keşke bizler de öyle olabilsek. Çünkü hala üretiyorsunuz, hala çalışıyorsunuz, hala bizden genç bir yaşam sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla bunun sırrını ya da bu felsefenin ne olduğunu bizlerle biraz kısaca da olsa paylaşmanızı rica ediyorum. Efendim, insan yalnız kişisel yaşamını değil de toplumun yaşamıyla, yani ikisini beraber götürüyorsa, toplum tabii süreklidir. Yani devam edecek, hep devam edecek. Ve o toplumda gördüğünüz aksaklıklar veyahut başarılar sizi uyutmuyorsa, yani hala belki bir noktasından ben de bir eleştiri yaparsam yahut bir öneride bulunursam belki bir kolaylık olur diyebiliyorsanız ve diyorsanız, işte galiba o sizin söylediğiniz gençlik iksiri değil de bu sorumluluğu hala duymak, yani merakı duymak, sorumluluğu duymak, bir yerde de icap ederse üzüntüyü de hissetmek, yani kişisel yaşamın dışında üzülmek veya mutlu olmak. Yani sadece kendi için yaşamak değil, çevresindekiler için, toplum için de kaygılar duymak ve onlar için de mücadele vermek. İşte o mücadele zaten sonu olmayan bir mücadele. Yani besbelli ki birçok şeyler çözülemeyecek.
Ama işte hiç değilse o noktalar üzerinde dokunmak, evet, hatırlatmak, elden geleni, o çabayı sarf etmiş olmakla vicdanen huzur bulmak. Müthiş. Ki bu anlamda sizin devam eden çalışmalarınızdan bir başka önemli kitabı da ben izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Aslında hocaların hocası derken siz siyasal bilimler konusunda hakikaten bir üstad kişisiniz. O anlamda yetiştirdiğiniz pek çok öğrenciniz var. Bunun ötesinde imza attığınız pek çok kitap var. Türkiye'ye 14 yaşındayken Türkçe bilmeden gelip buradaki Atatürk'ün cumhuriyetinde o Türkiye'deki eğitim imkanlarından yararlanarak aydın bir insan olmayı daha o zaman küçük bir kızken kafasına koyan bir kişi olarak bugün karşımızda sizi hala bilgisini başkalarıyla paylaşan bir insan olarak görüyoruz. Bunu paylaştıktan sonra izleyicilerimle biraz da bir ispatı olarak 40 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Göç kitabınızı göstermek istiyorum. Ki daha önce Sesli Düşünenler programımda bu Göç kitabından detaylarıyla bahsetmiştik. Ama bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum ben. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından çıkartılmış Bitmeyen Göç adını taşıyan bu kitap son bir haberle bir başka yeni boyut daha kazandı. Zira bu göç kitabı Almanca'ya çevrildi ve bugün Almanya'da da satıyor ve Alman okuyucuları tarafından da büyük beğeni topluyor. Şimdi çok kısaca bu göç kitabının ortaya koyduğu o yarım yüzyıllık toplumsal süreci aktarmak anlamında Avrupa'daki son dönemde Türklere karşı bakış, özellikle Avrupa Birliği sürecinde Türklere karşı olan bakış ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan Türklerden kaynaklanan izlenimlerle şekilleniyor. Yani oradaki Türklere bakıyorlar ve Türkiye ile ilgili öyle bir izlenime sahip oluyorlar. Bu ne kadar doğru ve sizin göç kitabınız bu anlamda ne kadar aydınlatıcı? Göç kitabı, bu göç kitabı bir bilançodur. Ve bu bilançoda ortaya şu çıkıyor ki ilk başlarda devlet organları göçe katılanlarla yakın bir ilgi gösterdiler. Fakat göçmen alımı 73'te durdurulduktan sonra yavaş yavaş bu ilgi azaldı ve sonunda dışarıda kalan Türk göçmen topluluklar kendi başlarına kaldılar. Türkiye tabii ilgisini hiçbir zaman kesmedi. Fakat bir bilinçli göç politikası oluşturmadı. Göç bugün artık dünyada dış politikanın ana unsuru haline geldi. Yani uluslararası ilişkilerin içinde, İster bu Amerika'da Meksika ile olan ilişkisi olsun, ister Asya'da değişik ülkelerdeki dış politikalar olsun, nereye bakarsanız bakın dış politikanın ana unsuru göç oluyor. Dolayısıyla yani bu süreçle çok yakından ilgilenmek gerekiyor. Oysa biz yurt dışında yaklaşık 5 milyon yurttaşımız bulunduğu halde Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ve ikinci planda da Çalışma Bakanlığı dışında bu çok büyük toplumsal hareketle fazla ilgilenilmedi. Yani o anlamda sizin daha önce belirttiğiniz gibi Türkiye'nin ciddi bir göç politikası yok. Hala yok mu? Hala yok. Yani zaman zaman belirli konularla ilgileniliyor. İşte sığınmacı konusuyla ilgileniliyor. Çifte vatandaşlık konusuyla olup olmayacağı konusuyla ilgileniliyor. Fakat Türkiye'nin göç politikası bir çizgi halinde
olamıyor. Çünkü bunun üzerine bir oydaşma, bir anlaşma gerekiyor. Bu ise şimdiye kadar olamadı. Ve dışarıdaki yaşayan yurttaşlarımız kendi kendilerine bir toplumsal yaşam oluşturdular. Avrupa'dakiler buna paralel toplum, koşut toplum, yani bazı başka deyimler de var, iki vitesli toplum şeklinde bir takım tanımlar kullanmaktadırlar. Bu toplumlar kendi içine daha çok kapalı olmaktadır. Ve eklemlenme daha çok ekonomik alanda oluyor. Politik alanda daha çok ana yurtla ilgili oluyor. Kültürel anlamda ise tamamen kendi benimsedikleri değer yargılar içinde oluyor. Bu konuda medyada onları, yani medya tüketimi de bunu destekliyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki orada 30 senedir, 40 senedir yaşayan insanlar yine medya olarak Türk medyasını tercih ediyorlar. Evet. Orada çok önemli aslında bir nokta var. Yani oradaki Türk televizyonlarının faydası mı var yoksa zararı mı var? Yani yaşadıkları topluma entegre olması, kaynaşması, çevrelerini keşfetmeleri ve farklı kültürleri benimsemeleri anlamında aslında izledikleri Türk televizyonları, Türk kanallarının tırnak içinde negatif bir etkisinin olduğu da tartışılıyor, belirttiğiniz şimdi gibi. Şimdi bunun şöyle bir açıklamak gerekiyor. Bir ara Avrupa'da ekonomik konjonktür daha parlak bir zamanda çok kültürlük politikasına bazı ülkeler tercih ettiler. Mesela Hollanda, İskandinav ülkeleri gibi. Ve bu çok kültürlük, işte her kültüre saygı göstermek, tolerans göstermek suretiyle bu toplulukları kendi içine kapanmaya veyahut kapanmak demesem bile kendi kültürlerini yaşatmaya devam ettirme yolunda bir teşvik oldu. Fakat anlaşıldı ki böyle bir politika ile uyum, entegrasyon dedikleri, yani bir tam manasıyla bir kaynaşma olamayacağı için bu politikalar terk edildi ve bugün hiçbir Avrupa Birliği ülkesi bunu benimsemek istemiyor. Tabii bunun tersi, mümkün olduğu kadar yetişen yeni kuşakları o bulundukları ülkeyle daha yakın bir ilişki haline getirmek. İşte güçlük kaybedilen zamandan ileri geliyor. Yani fırsatlar kaçmış. Yani 50 yıllık bir aslında zaman diliminden bahsediyoruz. Yarım yüzyıl, evet, son derece bugün, ciddi bir süreç. Yani Türkiye, Türk topluluğu orada yaşayanlar esas alınarak değerlendiriliyor. Bütün imgeler, imajlar, değerlendirmeler Türkiye ile ilgili olarak, değil mi? Türkiye ile ilgili olarak onların sırtında yapılıyor. Peki Sayın Hocam, bu kitabınızda Euro Türk kavramını kullanıyorsunuz, evet, tanımını kullanıyorsunuz. Bu kavram Avrupa'da yaşayan Türkler anlatmak için mi? Kastettiğiniz evet, nedir Euro Türklerle? Çünkü Avrupa'da yani yapılan bir takım araştırmalar var ki bilhassa Bilgi Üniversitesi'nde işte Ayhan Kaya ile Ferhan Sertel'in yaptığı araştırma gösteriyor ki bir kısım Türkler eklemlenme, bu entegre olma işini çok ciddiye almaktadırlar, dil öğrenmektedirler, meslek sahibi olmaktadırlar, katkıda bulunmaktadırlar ve bunların adına yani bunlar bir köprü vazifesi görebiliyor bu Eurotürkler. Fakat onun dışında, yani onun tam tersinde, tamamen kendi içine kapanan ve kendi Anadolu'da küçük bir kasabada sürdürdüğü yaşamı aynen Avrupa'da da devam ettirmek. Hatta daha da muhafazakar. Daha da değil muhafazakar. Daha da içine kapalı, daha gettolaşan toplumlar olarak görüyoruz Türkleri. Şimdi bu noktada burada bir önemli nokta var. Son aşağı yukarı 8-9 seneden bu yana Avrupa'da yaşayan Türklerin
üzerindeki tartışmalar yapıldığı zaman hep Müslüman kesim diye söz ediliyor. Ve Müslüman kesim dendiği zaman artık etnik kimlik kalkmış vaziyette, dinsel kimlik ön plana geçiyor. Şimdi tam da bunu soracaktım. Çünkü siz burada Bitmeyen Göç kitabınızın alt başlığı konuk işçilikten ulus ötesi yurttaşlığa demişsiniz. Yani Müslüman kimliği adı altında o potaya bütün herkesi koyduklarında, işte Suudisi, Suriyelisi, Faslısı, Türk'ü, o zaman ulus kimlikleri, karakteristiklerini de kaybediyorlar ve Avrupa'nın da bakışı onlara toptan bir bakış haline dönüşüyor. İşte, bu anlamda mı ulus ötesi yurttaşlığı tanımını şimdi kullanıyorsunuz? Şimdi bu ulus ötesi yurttaşlık aslında bugünün göçmeninin içinde bulunduğu durum ki üye devletler bu olayı fazla benimsemeye taraftar değiller. Hı hı. Çünkü denetimlerini ve kontrollerini eksik etmemek için bu karmaşık durumu, yani iki veya ikiden fazla toplumsal alanlara sahip insanların olduğunu algılamak istemiyorlar. Hı hı. Oysa biliyoruz ki internet, diğer bütün iletişim araçlarının yardımıyla bir sürü ağlar, networkler oluşmaktadır. Bu ticarette kendini gösteriyor, iş kurmada kendini gösteriyor. Yani ekonomide çok açık bir şekilde kendini gösteriyor ki zaten liberal ekonomi dünyayı sarınca bu onun doğal bir sonucu. Fakat onun ötesinde siyasal alanda da kendini gösteriyor. Mesela çok yakın bir zamanda Bulgaristan'da seçimler olacak. Bulgaristan'da yapılacak olan seçimler aynı zamanda Türkiye'de de yankısını bulmaktadır. Çünkü burada da yaşayan Bulgar vatandaşlık sıfatına sahip kişiler seçmen olarak bulunmaktadır. Ve böylece yani bu ulus ötesi, sınır dışı alanlar ne kadar iç içe sorunlar yarattığını gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Mesela Bulgaristan'da daha çok Türk kökenli Bulgar yurttaşlarına yapacakları programların bir kısmı Türkiye'de yansımaktadır. Türkiye'den de bir güçlendirme, takviye almaktadır. Fakat en önemlisi bu sınır ötesi ağların etkinliği kendini kültürel alanda gösteriyor. Çünkü kültürel alanda İslami değerler çok büyük bir önem taşıyınca Avrupa'daki yankısı tabii bu sefer diğer dini değerlerle karşılaştırmasında yatmaktadır. İşte o zaman tabii biz ve öteki mesela işte Papa'nın bugün piyasaya çıkmakta olan kitabında belirttiği üzere Türkiye'nin asla Avrupa'ya alınmaması gerektiğini, çünkü Hristiyan kimliğiyle bağdaşmadı. Kimliklerin dinsel bir hüviyet kazanmaları yarınki Avrupa Birliği'nde çok önemli bir rol oynayacaktır ve özellikle. Yani bu noktada aslında sadece Türkiye'de Müslümanlar daha fazla dini unsurlara yönelmiyorlar. Aslında Avrupa geneline baktığımız zaman da din daha ağırlıklı bir olgu olarak, merkezde duran bir olgu olarak karşımıza çıkmaya başladı son dönemde. Şimdi Avrupa'daki göçmenlerin, yani yurttaşlarımızın yahut diğer göçmenlerin de içine itilmiş oldukları marjinal kelimesini kullanmasam da fakat fazla itibarlı olmayan iş sektörlerindeki durumlarını düzeltebilmek ve kendilerini insan hakkı olarak talep ettikleri bir takım hakları elde etmek için bir pazarlık yahut bir karşılıklı diyaloga geçme ihtiyacını duyuyorlar. Ve bunu yaparken
yine bu dinsel kimlikle ortaya çıkıyorlar. Tabii bir kısım ülkeler de bunu teşvik etmektedir. Evet. Örneğin Belçika devlet finansal desteğini belli bir dinsel örgüte vermektedir. Yani Katoliklere, Protestanlara, Yahudilere ve Müslümanlara. Ama aslında baktığımızda Avrupa Birliği projesi de ulus ötesi bir proje. Yani ulusal kimliklerden ziyade dinsel kimliğin yaşamasına daha fazla imkan tanıyan bir proje. Başta belki böyle tasarlanmamış olsa bile. Şimdi efendim tabii Avrupa Birliği projesi büyük tolerans, insan haklarına saygı, her türlü bu hakları ayak altına alan girişimlerin karşısında durmaktadır. Ama reel yaşamda bu böyle değil. Reel yaşamda Avrupa Birliği'nin kimliğinde saklı olan unsurlar, ki orada Hristiyanlıkla Yahudilik bir yakınlaşma içinde, bir sembiyoz içinde, onun karşısında aksi bir görüşü temsil eden, bir ümmet telakkisi temsil eden, yani İslam'ı gördüğü zaman bundan ürkmektedir. Ve işte bu öğretinin özellikle oradaki bireysel yaşamlara etkisi çok fazla olmaktadır. Son zamanlarda en fazla tartışılan konular tabii Türkiye ile ilgili olarak Türk kadınların zora dayalı olarak evliliklerin içine itildikleri, yapılan evliliklerin sürekli bir baskı altında olması, aile denetiminin herhangi bir kişilik gelişmesine imkan vermemesi, örtünmenin bazı düşünürlerin ileri sürdüğü gibi bir özgürlük tercihi olmayıp bir sosyal baskı sonucu olarak ortaya çıktı. Zaten o kadar kapalı bir toplumda diyelim ki örtünmek istemese de ne kadar şansı olabilir? Tabii bu örtünme zorunluluğunu hisseden genç kadınlar, genç kızlar da sadece bir vicdani özgürlüğü tercihi olarak ortaya bu çıkmıyor. Onlar aynı zamanda başka bir yaşam biçiminden de feragat ediyorlar. Yani kişiliklerini geliştirmek, bedenleri üzerinde özgürce tasarruf etmek, jimnastik yapmak, yüzmek, serbestçe dolaşmak, yani bireysel bir özgürlükten feragat ediyorlar. Bu feragatı da daha çok işte aile ilişkilerine de bağlandığı zaman işin içinden ne kadar güç sıyrılabileceği açıktır ve bundan sıyrılabilenler ailelerine sırt çevirmek zorunda kalan insanlar. Bu da çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor. İşte onun için şimdi bir takım ülkeler evlenmeyi güçleştiren bir takım yasalar geçiriyorlar. Yaş sınırını yükseltiyorlar. Ve bütün hesaplar bu şekilde hareket ederlerse belki gençler serbestçe beraber yaşamak istedikleri hayat eşlerini seçebilecekler ve çocuklarını farklı, daha bireyci, daha özgür bir şekilde yetiştirebileceklerini umuyorlar. Fakat tabii bu yani bu hesap ortaya çıkabilmesi için dil bilgisi çok gerekli. O dil bilgisi de Avrupa Birliği ülkeleri şimdiye kadar o imkanları pek yaratmadılar. Küçük yaşta okul öncesi eğitimi parasız bir şekilde sunmadılar. Dolayısıyla çocuklar zaten bir rötarla okula başlamaktadırlar. Okula girdikten sonra da
başarı dereceleri yeteri kadar yüksek olmayınca yüksek öğrenime giden kapılar kapatılmaktadır. Yahut özel okullara, geri zekalı çocukların eğitildiği okullara sevk edilmektedirler. Karşılıklı büyük ihmaller var. Yani aslında kültürel, dinsel, dilsel, toplumsal, ailevi pek çok baskı var gördüğümüz kadarıyla. O Euro Türkler dediklerimiz Avrupa'da yaşayan Türkler üstünde, ama onun da alt katmanında özellikle kadınların üstünde diyorsunuz. Ben bu noktada aslında sizinle başladım ve sizinle bağlamak istiyorum bu konuyu. Çünkü bütün bu dezavantajlara rağmen gerçekten inanıldığı zaman, gerçekten istendiği ve çaba sarf edildiği zaman o kısır döngüden çıkmak, o zincirleri kırmak da mümkün. Nasıl mümkün? Siz Nermin Abadan Unat olarak, hatta küçük Nermin olarak belki başlangıçta bunu başarmış ve bunun canlı ispatı olarak karşımızda duruyorsunuz. Ve dolayısıyla ben sizinle ilgili bu kitapta yer verdiğim küçük bir paragraf var, giriş paragrafı. Onu izleyicilerime okumak istiyorum. Bu anlamda ne söylemek istediğimi daha da net açıklama imkanım doğacak. Profesör Nermin Abadan Unat, daha önce de belirttiğim gibi Zamanı Dize Getirenler kitabımın 50 küsur isminden sadece biri. Ama bu kitabımı yazmamda en önemli ilham kaynağı kişilerden de biri kendisi. Ve kendisiyle ilgili bölümde şöyle diyorum. Henüz 14 yaşında bir kız, okuyup kendi ayakları üstünde durmaya, kişisel bağımsızlığını kazanmaya azimli. Bu azimle doğduğu şehir Viyana'dan trenle İstanbul'a geliyor. Bu zor yolculuk yepyeni bir dünyanın kapısını açıyor ona. Atatürk Türkiye'sinde kız erkek farkı gözetmeksizin herkese tanınan ücretsiz eğitim hakkı, hayatını çizen pusula oluyor. Almanca, İngilizce ve Macarcasına 14 yaşında öğrendiği Türkçeyi de ekliyor. Genç kızlık döneminde yaşadığı acıların merhemi okuldaki başarısı oluyor. Bu başarının elbette devamı geliyor. Hukuk fakültesi, 6 senelik gazetecilik ve derken akademik kariyerinde hızlı yükselişte gelen profesörlük unvanı. Araştırmalarıyla dünya çapında tanınan bir bilim kadını, bir dönem parlamentoda hizmet veren bir siyaset bilimci ve pek çok dile çevrilmiş nice bilimsel kitabın yazarı ve hocaların hocası o. Eğer demişim, Cumhuriyet'in bir filmini yapsaydım, onun hayat hikayesini konu alırdım. Çok teşekkür ederim. Bütün ümidim ulus sınır ötesi ve ulus ötesi toplumsal alanlarda bizim cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve Atatürk'ün yaratmak istediği cumhuriyetin sütunları olan aydınlanma, laiklik, demokrasi değerlerinin yeteri kadar taşınabilmesi, tartışılabilmesi ki gençler serbestçe bir tercih yapabilsinler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten bir kez daha şeref verdiniz, onurlandırdınız. Aynı gençliğinizin daim olmasını ve çalışmalarınızın aynı başarıyla sürmesini temenni ediyorum. Ve tekrar çok teşekkür ediyorum bir kez daha programa konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.